Herkese iyi akşamlar. Yine bir cuma. Yine en güzel cumadan hepinize selamlar olsun. Eve geldim. Sonra tabii ki Çınar direkt ayakkabımı giyeyim mi diye böyle direkt dışarı çıkmak istiyor artık. Artık gün de fark etmiyor yani. Her geldiğimde böyle bir dışarı çıkma isteği var çocukta. Neyse işte BİM, A101 ve ŞOK üçlüsünü gezdik yine. Çınar bunları gezmekten çok mutlu şu anda. Tabii ki şu an hava biraz sıcak olsa, parklarda çocukları görse tabii ki asla marketlere girmek istemeyecektir yani. Her neyse hemen şöyle yaptığım alışverişi göstereceğim size. Öncelikle BİM'e girdik biliyorsunuz. BİM hemen yan binam. O yüzden ilk hedefimiz orası oluyor. Bulgur aldım. Pilavlık bulgur. Sonra kırmızı mercimek. Sonra şu Yasmin kokulu pirinç. Çok severim ben bunu. Yasmin değil mi? Yasemin, evet ya da. Yasemin kokulu pirinç. Bundan aldım 1 kilo. Normal pirincim vardı. Sonra bir paket yeşil mercimek aldım. Sonra BİM'den ne kadarmış? 1 kilo. 1 kilo 150 gram. 1 kilo yeşil elma aldım. Sonra Aknaz'ın dilimli kaşar peynirinden aldım. Sonra günlük sütten aldım Çınar'a. Kerem'in top tanesi ve tek sütün çubuk peynirinden aldım. Şöyle. Sonra şöyle paketteki domateslerden aldım. Bu küçük çeri domateslerinden. Çok değil, domates diye geçiyormuş gerçi. Bu kadar. Aynen. ŞOK bu kadar. ŞOK değil. BİM bu kadar. BİM'den A101'e uğradık. A101'den aldıklarımı gösteriyorum hemen. A101'den şu Karladağ'ın şu 1 kiloluk galiba bu. 950 gramlık tereyağından aldım. Ben bunu seviyorum. Güzel oluyor gerçekten. Bundan aldım bir paket. Sonra karabiber aldım. Karabiberim bitmişti. Sonra bir tane şu Activia'nın yoğurdu. Aynen. Activia'nın yoğurdundan aldık. Tam buğday gevreği ve çilekle beraber. Geçen gün ben bu tam buğday gevreğiyle ve içinde kuru çilek var. Bunu 2 kaşık yoğurda karıştırıp yedim. Bu Activia'nın kendi yoğurduna değil de bunu Defne yemişti. Üstündekini yemedi. Ben bunu normal yoğurda karıştırıp yedim. Çok güzel böyle bir ara öğün yaptım onunla. Sonra A101'i söylüyordum değil mi? Evet. Şunlardan 2 tane eti puf almışlar. Bunları da BİM'den almıştım. Şu 3-4 tane çikolata hem çocuklara hem kahvenin yanına biri geldiği zaman rahat oluyor. Sonra şu altın başağın 2 tane krakerinden aldım, bisküvisinden yani. Çörek otlu ve kinoalıymış. Ben altın başağın bu bisküvisini severim. Normalde de severim. Diyetteyken daha çok severim. Ve çörek otlu, yulaflı, kepekli, kinoalı, keten tohumlu ve susamlı. Susam olması aynı şeymiş. Neyse. Bunlardan aldım. Kısacası. Sonra olabilir. Bunu da sanırım BİM'den almıştık. Evet, çavdarlı ekmek aldım bir tane BİM'den. Sonra A101'den Torkun'un sucuğunu aldım. 350'likmiş. Güzel, Torkun ürünlerini biz seviyoruz. Şöyle koyayım, orada yer bulamadım. Sonra yok aşkım. Tekrar A101'den Torkun şöyle. Torkun'dan çoktan almamış mıydı? Bunu mu? Bilmiyorum. Hayır anneciğim, A101'den aldık. A101'den aldık. Çeçil peyniri sanıyorum bunun adı. Evet, tel peynir ya da çeçil peyniri. Bir tane şu altılı organik yumurtadan aldım. Yani Çınar doğduğundan beri genel olarak hep organik yumurta almaya çalıştım. Hatta bir sürü arkadaşım getirmişti. Kendi tavukları vardı. Daha sonra bizim buraya bir tane
bir arkadaş geliyor. Hatta turşuluğumu falan da almıştım ben ondan bu sene. Bayağıdır göremiyorum onu. Kahvaltıcılarda falan da var artık. Gezen tavuk yumurtası diye. Şile'den geliyormuş buraya. Öyle deniyor ama ne kadar güvenebiliriz işte. A101'den de bunları aldım derken bir de tabii ki şu benim favori yumuşatıcım. Bir tane. Yani dediğim gibi her gittiğimde mutlaka alıyorum. Muhtemelen yediğim var şu anda bir tane. Ama görmüşken alayım dedim. Sonra hemen arabada meyveciler vardı şu aşağıda. Oradan portakalla elma aldım. 3 kilo. Sonra gelelim şoka. En son şoka dolandık. Şokmuş peynirini çok seviyorum. Çok lezzetli oluyor. Denemeyen varsa mutlaka denesin. Klasik Ezine inek peyniri. Bir tane bundan aldım. Sonra kefir aldım 1 litrelik. Evet, 1 litrelik yani. Neden baktım bilemedim. Bir tane de Defne şöyle meyveliden istedi. Bir tane de Defne'ye ondan aldım. Sonra Activia'nın şu dörtlü yoğurtlarından aldım. Defne seviyor bunları daha çok. Sonra şimdi bunu göstereceğim ama kızmayın. Şöyle bir kutu Pico aldım. Yani ama bunun 10 içinde tane varmışsın. Evet, bu normalde 24 tane varmış. Bunun içinde 11 tane vardı Defne. Saydım galiba. 3 6 evet, 11 tane var. Pico normalde hem kalori olarak da çok düşük kalorili, kesinlikle çok az zararlı. İçinde portakal var. Portakalı görüyorum sadece siz. Yani gerçekten güzel, hafif bir çikolata. Çikolatadan ziyade biliyorsunuzdur mutlaka. Kenarı böyle çok azıcık çikolata kaplı. İçi mısır patla ve işte portakal aroması var. Bundan aldık. Hani diğer çok daha yoğun çikolatalardan çok daha hafif olduğunu düşünerek hem Defne için hem de arada böyle çok fazla tatlı krizlerinde bir ara öğün olarak tüketebilirim. Çünkü bir paketinde sadece 89 kalori var. Aa. Evet. Ara öğün dediğim gibi böyle çok tatlı istediğim zamanlarda o şekilde yaparım. Bir de Paşa Bahçe'nin şu bardaklarından vardı. Şu bardağı derken şu su bardaklarından vardı. Şöyle iki tane onlardan aldım. Çünkü şu anda inanın takım su bardağım kalmadı. Çınar sağ olsun. Ya tabii ki biz de kırıyoruz. Bir de şundan da bir tane daha alacağım. Şu bardaklar lavun değildi galiba bu. Şöyle dümdüz, kare. Şu arka tarafı düz. Ben çok seviyorum bu bardaklarla çay içmeyi. Denk geldiğim yerde bir takım da onlardan alacağım. Böyle işte alışverişimiz bu kadardı. Başka bir şey var mı diye şöyle bir bakıyorum. Ha evet. Ben geçenlerde Çınar'a bu Sleepy'nin bezini almıştım. Nereden almıştım bilmiyorum. Şok ya da A101'dir herhalde yine. Böyle büyük mega paketti. Fırsat boyuydu. Çok uygun almıştım. A101'de. 40 lira falandı galiba. Yani gerçekten o kadar uygundu. Yani adeti de bayağı fazlaydı. Dedim ki en fazla hani 40 lira. Hani sürekli değiştiririm. Baktım çok kötüyse de artık bir şekilde atarım dedim yani hani. Bir deneme amaçlı olsun diye çok memnun kaldım. Gerçekten çok memnun kaldım. Ama artık o maxi boyları sadece yani büyük avantaj paketleri sanırım böyle şeylerde geliyor. Hani İndirme. Aynen fırsat kataloglarında falan olacak herhalde. Sonra ben bir ara kullanıyordum ama Ebebek'ten alıyordum. Evi Baby değil Baby Me. Baby Me'nin. Yani öyle bir denemiştim öncesinde ama daha sonra işte hani el alışkanlığı sürekli Prima'ya dönmüştüm. Daha sonra Prima'dan vazgeçince tekrar Ebebek'ten baktım. Fiyatı gayet de uygun. Kullanan arkadaşlarım da çok da memnun yani. Ondan sipariş ettim internet üzerinden. Onun da 5 numarası var. 6 numarası yok. Umarım bulabilirim. Yani çıkartırlar diyeyim. Umarım bunlara olur. Bir paket aslında ondan sipariş ettim ama ne kadar uzattım.
internette daha henüz ulaşmadı elime, kargo aşamasındaymış. O yüzden bir tane böyle küçük bir tane daha slip aldım. Çünkü öteki paketimiz bitti. Kızlar, bu alışverişimiz toplamda böyle 295 gibi 3 markette, aynen 295-300 gibi bir şey tuttu. Tabii ki daha büyük anlamda çok bir şey almadım ama en azından peynirlerimiz tamamlandı. Biz çok peynir tüketiyoruz. Peynirlerimiz tamamlanmış oldu. İşte tereyağım falan filan, işte sıvı yağ, diğer büyük ihtiyaçlarımız için de artık bakalım, belki yarın alırız. Şimdilik burası 300 lira tuttu. Hemen bunları yerleştireyim. Çok acıktım. Lahanamı yiyeceğim. Sonra da yine görüşürüz. Herkese günaydın. Kızlar, kahvaltımızı falan yaptık. Şimdi mis gibi kahvelerimizi içiyoruz. Günaydın. Uyandık biz kızlar. Oldu bayağı. Kahvaltımızı falan yaptık. Evleri toparladım. Koltuk örtülerini makineye attım. Şimdi Hakan Bey'le bir kahve keyfi yapıyoruz. Defne'cim okulda hala. Onun gelmesini bekliyorum. Masayı hala toparlamadım. Mutfağı toparladım ama kahvaltılıklar duruyor masada. Defne geldiği zaman kahvaltısını yapar. Sonra babasıyla cildiye doktoruna gidecekler. Ben de o sırada evlerimi toparlarım. Sonra Hakan Bey geldikten sonra inşallah koltuklarımızı silecek. Ondan sonra... Yok öyle bir şey. İlk kez duydum. İlk kez duydum, öyle bir şey yok. İnanmayın. Ben düşündüm, taşındım. Buna karar verdim. Sonra da böyle işte rutin cumartesi. Değişen bir şey olmayacak. Hava çok güzel değil. Çınarı böyle parka falan çıkartmak istiyorum aslında ama yok yani. Bir de çok hapşırdı bugün. İnşallah bir hastalık gelmiyordur. Böyle bakalım. İlerleyen saatlerde görüşürüz yine. Göç. Cam kuşu kuşlara bakıyor. Neye bakıyorsun Çınar? Anne. Efendim anneciğim? İki kapak çırpışıp. Ne var orada? Ay Çınar, kuşa bak. Anne, kuşa bak. Kuşa bak. Aa, kuşa bak. Ay bak, kuş uçtu Çınar. Kuşa bak. Kuşa bak. Nerede? Aa, kuş neredesin? Ay Çınar, kuş gitti. Bak bak. Çınar bak, kuş. Kuş. Bak 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 bak. Ay nasıl uçuyor kuşlar ya. Çınar ne yapıyorsun? Abi, abi, abi. Abin mi var orada? Abi mi? Abi mi var Çınar? Abi mi? Abi mi o? Abi mama. Abi mama mı yiyor? Hı? Kuşu. Kuşu? Aa, kuşlar neredesiniz? Kuşu mu? Kuş neredesin? Kuş. Kuşa bak. Aha, kuşa bay bay mı yapıyorsun? Nerede bir çünkü ciki piki düt. Kedi orada mı Çınar? Demin. Kedi neredesin? Kedi. Yetişin. Kedi. Kuş var. Kuş mu var orada? Kuşa bak. Çağır kuşu gelsin Çınar. Kuş gel bize. Kuşu. Gel bize kuş. Bu dedi kuş. Kuş gel bize. Kuşu bak. Yok. Köpek var mı Çınar? Yok. Köpek orada mı? Yok. Köpek neredesin? Anne. Efendim anneciğim. Ne var orada? Kuşa bak. Camın da pisliğine bakın Çınar. Hep sürmüş ellerini. Zaten yağmur da yağmış. Neyse sileriz bugün ya. Kuş neredesin? Gel çağıralım kuşu. Elleme anneciğim onu. Ona elleme. Gel.
Kuş, neredesin? Gelin buraya gelin. İyi. Çabiyor. Bir dakika. Dur anneciğim. Bir dakika bekle ama. A, B, C, D, E, A, G, H, I, J, K, L, A, B, Q, R, S, T, U, V, W, S, Y, R, Z, 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 Z. Tamam, dur bir dakika. Şimdi sayıları da yazalım. Gel sayıları da yazalım. Sayıları da yazalım Çınar. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Kukuç. Kukuç. An. An. Ayı. Sao. Bu ne? Sao. 12. Sao. Peki Sao. Tamam tamam. Sao. Bir saniye sakin sakin. Fuji. 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 Beden, hiki, çabucun, çabucun, içi, yazı. Peki, bu ne? Yazı. 20. Şimdi o zaman karışık soralım. Yazı. Bu kaç? Bu ne Çınar? Peki, tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. 20. Gibi. Evet, gibi. Peki bu kaç? Kudi. Bu kaç? Si. Bu kaç? Çınar. Çınar. Bu kaç? Düzgün tut ama kalemi. Öyle tutulmaz kalem. Düzgün tut anneciğim. Hı. Düzgün tut. Heh, aferin. Heh, şimdi yaz bakalım. Şimdi ey yaz Çınar. Ey. Çok güzel yazdın, bravo. Bak şöyle yap. Ey. Ey. Yap. Şöyle. Ey. Yap sen de. Al sen de yap ey. Ey. Yap böyle. Annem öyle tutulmaz kalem ama şöyle tut. Ha, aferin. Çok güzel yazdın, bravo. Tamam, ne yazayım? Peki, o zaman bu ne Çınar? Si. Si, aferin. Peki. Kokoşi. Bu ne? Di. Di, aferin. Peki. Peki bu ne? Şunu da söyle. K. K, K. Çınar'ı buraya oturtturdum. Önüne de kağıt kalem verdim. Temizlik yapacağım çünkü. Ama kağıdı kalemi verince direkt anne, AB, AB. Sayıların Türkçesini, İngilizcesini biliyor ama harflerin sadece İngilizcesini biliyor. Çok güzel bir. Hadi oku bakalım. İyi. Neyse şimdi... Suyumu hazırladım burada. Yer suyumu. Ondan sonra camı sileceğim. Cam bezimi getireceğim.
Ondan sonra koltuk örtülerimi çıktım makineden, onları kapıların üzerine attım. Daha çabuk kuruyor öyle. Defne babasıyla doktora gitti, daha yeni çıktı okuldan yavrum. Ondan sonra gözlük alacaklar. Göz bozuk çıkmıştı, konuşmuştuk galiba bunu. Sonra oradan gözlük almaya gidecekler. Tamam, dur verdim. Sonra da ben de onlar gelmeden inşallah temizliğimi bitiririm. Salonu yapayım, sonra Çınar'a çorba yapacağım. Saat daha bir zaten. Salon biter, sonra çorbayı yaparız. Sonra da yine görüşürüz. Salonu bitirdim, gördünüz. Şöyle son halini de göstereyim. Vallahi misler gibi oldu. Koltuklarım silinecek sadece. Onu da artık Hakan muhtemelen yarın siler. Çünkü Defne'yle dolaşacaklar falan. Bugün işte bir doktoruna gidecekler. Sonra biraz gezdireyim Defne'yi dedi. Çınarpaşa da orada bir ağladı, bir durdu. Ama sağ olsun salonumu bitirdi en azından. Gerçekten tertemiz oldu. Böyle güzel içime sindi, yani dip köşe bir temizlik olmuş oldu. Çınar Bey, halinizden memnun musunuz? Memnun musun halinden? Peki halim. Salon aslında sanırım yapması en kolay yer. Her şeyi çek ortaya, halıyı kaldır, sil, süpür, bitti. Tozları al. Tabii ki her yerde aynı işlemler uygulanıyor ama salon daha geniş ve hani çok fazla döküntü olmadığı için diğer yerlerdeki kadar rahat oluyor. Şimdi mutfağa gireceğim. Önce bir Çınar'a çorba yapacağım. Sonra kendim bir yoğurt yiyeceğim. Diyetim bu arada devam hala. Gerçekten sıfır şeysiz devam ediyorum. Firesiz. Çok mutluyum. Yani evet, insanın bünyesi alışıyor zaten. Atma maymunu yere. Atma. Kıymetli bu maymun. Merhaba. Merhaba. Al, atayım mı? Attım. Ay, düştü. Attım. Çınar, ne çorbası yapayım sana diye sormak hata olur. Mercimek yapmayacağım ya, vallahi yeter artık.
Gerçi babaannesi hafta içi farklı çorba vermiş ona. Değişik bir çorba yapmış. Çok sevdi falan dedi. Bilmiyorum, o yüzden mercimek de yapabiliriz yani. Dur bakalım, belki yoğurt çorbası yaparım. Yayla çorbası yani. Ya da un çorbası mı yapsam acaba? Un çorbasını da seviyor aslında. Evet. Dur bakalım, şimdi mutfağa geçeyim. Önce çorbamı yapayım, daha sonra oralardan devam edelim. Misafirim var benim. Anam. Bu tatlış geldi. O gün doğum gününe gitmiştik ya. Arkadaşlarım geldiler. Hemen bir şeyler hazırladık. Onları göstereyim dedim. Çıtır tavuk yaptım. Pirinç pilavı yaptım. Ve domates çorbası yapmıştım. Bunu görmüştünüz zaten. Öyle turşu falan ortaya bir şeyler çıkardık. İşte böyle bu şekilde menümüz. Bize afiyet olsun. Kızlar selamlar tekrardan. Misafirlerim vardı. Gördünüz zaten. Tam domates çorbasını yaparken arkadaşım aradı. Evdeysen sana geleceğim diye. Dedim evdeyim. İsabet oldu. Özlemiştim ben de. Hemen çorbayı yaptım. O sırada Hakan dışarıdaydı işte. Biliyorsunuz doktora gitmişlerdi. Hemen işte tavuk falan aldırdım ona da. Öyle bir şeyler hazırladık falan. Oturduk bayağı, hoş sohbet falan, öyle güzel geçirdik yani. Hatta gitmeyin kalın dedim. Çünkü sabahtan hem eşinin işi buraya çok yakın, hem de kendi kızı burada yakında bir yere baleye geliyor. Ama hani kıyafetler falan yanlarına değilmiş. O yüzden gittiler yani. Onlar gittiler. İşte biraz evleri falan toparladım. Şimdi videomu editleyeceğim. Ondan sonra da yatacağım. Saat 3'e geliyor. Cumartesi günümüz de bu şekilde dolu dolu güzel geçti. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım severek izlediğiniz bir video olur. Kendinize çok iyi bakın. Sonra görüşürüz inşallah yine. Hoşça kalın.